Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Çınar Akademi olarak Türkçe sorularını çözeceğiz hep beraber. Nisan ayı ikinci örnek soruları yayınlandı bugün, yani 22.04.2020 tarihinde. Hemen vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Ne demiş bu soruda? Buna göre Ahmet ve Eren'in tekrar yayınlandığını izleyecekleri dersler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dikkat edelim. Bakalım onunla ilgili nasıl bilgiler var? Burada ders programını görüyoruz. Burada da öncüllerimiz var. Hemen dikkat edelim. Ahmet 7. sınıf, kardeşi Eren 5. sınıf. O zaman biz 7'ye bakacağız. Ahmet'i burada işaretledik. Bir de 5'e bakacağız. Eren de 5. sınıfmış dedik. Devam edelim. MEB'in hazırladığı EBA TV ortaokul haftalık ders programlarına uzaktan eğitime katılacaklar. Dersler 20 dakika sürmektedir ve her bir dersten sonra 10 dakikalık etkinlik kuşağı varmış. Gördüğünüz gibi süre 30 dakikalık aralarla devam etmekte. Burada bilgi bitti. Devam ediyoruz. Ahmet ve Eren ilk günkü ders yayınlarını verimli bir şekilde takip etmişler. Yani tekrar edecek bir sorun yok burada. Pazartesiyi sildik o zaman. Ancak oturdukları apartmanın elektrik kesintisinin tesisatındaki arıza nedeni ile 09 hangi gün, ama dikkat edeceğiz, salı günü 09.30 ile 11.30 arasında ne yapmış? Elektrik arızası var. O zaman biz salıda bir sıkıntı arayacağız. Salıda arayacağımız sıkıntıya bakalım. 9.30 ile 11.30. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey, Eren'in hangisini kaçırma ihtimali olduğunu bilmek. Baktığımızda 9.30 salı günü 9.30'da ne başlamış? Gördüğünüz gibi fen bilimleri başlamış. 9.30'da fen bilimleri başladıysa 11.30'a kadar, ki onun içine giriyor bunun dilimi, buradan sonrasına bakacaksınız, fen bilimlerini göremeyeceği anlamına gelmektedir bu elektrik kesintisinden. Hemen Ahmet'e bakalım. Ahmet hangisini göremeyecekmiş? 11.30'da kadar süreceğine göre 11.30'dan öncekini göremeyecek. 11.30'dan önce ne başlamış Ahmet için? Gördüğünüz gibi sosyal bilimler başlamış. Dolayısıyla salı günü tekrarı için hangi olduğunu bulabildik. Fen bilimleri, sosyal bilimleri tekrar edeceğini gördük. Dikkat edelim o zaman, aşağıda hangilerinde bu yok? Baktığınız zaman Eren için ne olması lazımdı? Fen bilimleri. Peki burada Eren için fen bilimleri, A'da gördüğünüz gibi sosyal bilimler demiş, şıkkı eledik. Eren için fen bilimleri demiş, Ahmet için sosyal bilimler demiş, doğru olma şansı var. Buraya baktığımızda Eren için sosyal bilimler demiş, Ahmet için de sosyal bilimler dediği için bunu da ne yaptık? Eleyebiliriz. Fen bilimleri ve gördüğünüz gibi sosyal bilimler burada da aynı şekilde doğru verildiği için bunları bırakıyoruz. Yani iki tane şıkkımız kaldı. Şimdi diğerine bakalım. Neymiş? Hangi gün ertelenmiş? Cuma günü. Cuma gününe bakacaksın diyor. 9 ila 9.30 arasında. Şimdi 9 ila 9.30 arasında kimin dersi var? Eren'in dersi var. Peki ne dersi var gördüğün gibi? İngilizce dersi var. O zaman hemen aşağı ineceksin. Görün, İngilizceyi gördük. Üçüncüsüne de bak, yani diğerine de bakmak zorundayız. Dördüncüsüne de. Hemen bakalım. 11 ile 11.30 arasında. Bu sefer 11 ile 11.30 arası desteği için dikkat edeceğiz. Çünkü burası direkt 7. sınıf aralığı. Hangisi var burada? 11 ile 11.30 arasında Ahmet için matematik dersi var. Bunu kaçırmış olacak. Bize de hangisini tekrar edeceğini sorduğu için gördüğünüz gibi burada fen bilimleri yazmış. Yani B'nin de olamayacağını söyleriz. Denizli'nin olduğunu söyleyebiliriz. Burada mesele doğru noktaya net bir şekilde bakabilmek ve zaman dilimlerine dikkat etmek arkadaşlar. Cevabımızın Denizli olduğunu söyleriz, işaretler ve geçeriz diğer soruya. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin bu görüşlerle benzer bir iletiye sahiptir? Dikkat edeceksiniz, ileti dediği zaman meseleyi, nokta atışı bulmanız lazım. Shakespeare Hamlet adlı eserinin bir bölümünde kahramanın ağzından şu sözleri söylüyormuş. Neler söylemiş? Düşüncenin canı kısa sözdedir. Uzun sözlerse ancak dış görünüşleridir. Şimdi dikkat ederseniz bir bedenin canı nedir? Onu ayakta tutan, yaşatan, yani hayatıdır aslında bir yerde baktığınızda. Peki düşüncenin canı neredeymiş? Kısa sözdeymiş. Burada vurgulanan ne? Kısa söz. Biz kısa sözlere ne diyoruz? Kısa ve içi yoğun anlatımlı olan sözlere öz söz diyoruz. Diğerine bakalım. Yunus Emre'de Shakespeare'den yüzyıllar önce aynı gerçeğe parmak basmış. Az söz erin yüküdür. Çok söz hayvan yüküdür. Yani çok söz konuşma, az konuş, öz konuş demeye getiriyor. Gördüğün gibi burada er yetenekli kimse demek. Yani az sözü yetenekli kişiler söyler manasını söylemekte. Dolayısıyla da burada az konuş ama ne konuş diyor? Öz konuş, bunu çıkarabiliyoruz. O zaman biz aşağıda bunu bize ileten bir cümle bulacağız. Bu iletiyi bulacağız. Bakalım, söz etkili ve özlü. Dikkat edersen ne dedi? Özlü bir şekilde kullanılmalıdır. Yani etkili olması için özlü olması lazım. Yani az olması ama vurucu olması lazım. O zaman ben buradan o ilettiği anahtar kelimeyi yakaladım. Düşünce ile söz arasında sarsılmaz bir denge var. Burada vurgulanan o dengedir. Ama biz neyi vurguluyorduk metinde, bulduk? Özü bulacağız. Yani az ve öz olmayı. Bunu eleyebiliriz. Kişi her bildiğini söylemeni, burada bildiğini söylemek ya da söylememekten bahsetmiyor.
az konuşmaktan bahsediyor. Bildiğini ya da bilmediğini söylemesinden konuşmadığı için bunu da eliyoruz. Neyi, kime, ne zaman? Böyle bir sorunun cevabı da yok yukarıda. Dolayısıyla da cevabın Adana olduğu net bir şekilde ortada. Burada önemli olan anahtar kelimeleri vurgulanmakta, iletilerde bulabilmektir diyelim. Gelelim üçüncü soruya. Buna göre metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? Nesnel nedir? Sana göre, bana göre değişmeyendir. Öznel nedir? Sana göre, bana göre değişebilendir. Yani eğer bir kişinin kendisine göre olan bir cümle görürseniz bunun nesnel olduğunu söyleyemezsiniz. Nesnel de kanıt olacak, kanıtlanabilir olacak. Burada en önemli şey bu. Hangisinde nesnel anlatım var diyor, ona bakabilirsiniz ama isterseniz öncülü de okuyun. İstanbul Türkiye'nin en güzel şehirlerindendir. Tamam, bak burada en güzel dedi, sana göre en güzel, bana göre değil diyebilirsin. Buna öznel anlatımlı cümle denir. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir dendiğinde de buna nesnel anlatım denir. Neden? Çünkü kanıtlayabilirsin. Bunun nüfus sayımı var. O nüfus sayımı verilerine göre de bunu kanıtlama imkanın var. Hemen bakıyoruz. 1. Boyoz mayasız hamurun kat kat açılmasıyla yapılır. Bu sana göre, bana göre değişir mi? Değişmez. Bu onun yapılma yöntemidir. Her yerde aynıdır. Dolayısıyla burada nesnel anlatımı görebilmekteyiz. Aslında da cevabı da bulmuş olmaktayız. İşaretlersin, sınavda geçersin. Çünkü net bir bilgi. Diğerlerindeki özellikleri gösterelim öğrenmek açısından. Açılan bu hamur altın sarısı rengine, bu benzetmeyi sen yaptın belki. Ha dedin ki ben burada öznellik göremedim. Gelene kadar pişirilerek, çünkü bu altın sarısı sana göre bana göre değişebilir anlamında söylemiyorum. Altın sarısının rengi değişmez ama orada kişi altını yan yana tutup bakmayacaksın ne de olsa. Sen orada renginin pişip pişmediğini anlamak konusunda düşünebilirsin. Hadi buradakini anlamadın diyelim. Gelene kadar pişirilerek çok farklı bir tada, farklı bir tat. Ya sen bunu farklı bir tat görüyorsun da bu normal bildiğin börek yani diyebilirsin. Dolayısıyla burada onun kendi değerlendirmesini görmüş olursun. Tadını bilenler için kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden, sana göre vazgeçilmez, bana göre vazgeçilebilir dedi. Buradakini de bulduk. İzmir'in bu eşsiz, sana göre eşsiz, bana göre eşsiz değil diyebilirsin. Cevabın Adana olduğunu söylemiş oluruz ve geçeriz dördüncü soruya. Bu metnin sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? Şimdi bu tür sorularda yapabileceğiniz şey aslında son birkaç cümleyi okuyarak gelebilecek olan metni bulabilirsiniz. Cümleyi bulabilirsiniz. Ama en sağlam yol ne olur ne olmaz metni okumanızı tavsiye ediyoruz. Bir kral. Huzur en güzel resmedecek sanatçıya mesele huzurmuş. Resmedecek sanatçıya bunları arıyor. Bir ödül vereceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. Kral resimlerden sadece ikisini beğenir. Altını çizdik. Çünkü artık ne yaptı bize? Bilgileri azaltıyor. Resimlerin birinde bir göl vardır. Göl etrafında yükselen dağların görüntüsünü yansıtmaktadır. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslemektedir. Resim bakanlara huzur vermektedir. Gördüğünüz gibi böyle hep olumluluklar, güzellikler var. Yani huzur veriyor. Dolayısıyla bu tamam. Şimdi bir resim daha beğendi. Diğer resimde dağlar vardır. Tamam. Ama engebeli ve çıplak dağlar. Bak ağaç yok. Dağların üstünde gri bulutlarla bezeli. Dikkat, gri bulutlar, öbüründe bembeyaz bulutlardı. Kasvetli bir gökyüzü bulunmaktadır. Şimdi bunun neresinde huzur diyeceksin ama bakalım kral bir yerlerde bir şey buldu demek ki. Kısaca resim pek de öyle huzur verecek türden değildir. Fakat kral resme dikkatli bakınca dikkat, şelalenin ardındaki çalılığın üstünde bir anne kuş ile yavrusunu görür. Sertçe akan suyun orta yerinde anne kuşun kurduğu yuva görenlere eşsiz bir rahatlama sunmaktadır. Ödülü kim kazanır dersiniz? Tabii ki ikinci resim kazanacak. Kral bunun nedenini şöyle açıklar. Şimdi dikkat edelim. Burada aslında son iki cümleyle bir şey halledemeyebilirdik belki. Ya da halletme ihtimali var ama biraz zorlanabilirdik. Mesele tamamını oku sen. Sınavda hiç böyle takla atayım, şöyle yapayım, böyle yapayım da girmeye gerek yok dedik. Şimdi burada asıl anlatılmak istenen ne olduğunu anlayalım. Burada her şey böyle huzuru gösterecek şekilde hiç hepsi güzelliklerden oluşmuş bir resim. Ancak diğerinde ise dağlar sert, engebeli, orada akan şelale, gürültü, şu bu gürültü göremezsin resimde ama yani zorluk var yani. O zorluğun içerisinde bir mutluluk var. Şimdi soru, her şey kolayken mi mutluluk daha güzeldir? Yoksa zorken kazandığın, başardığın bir olumluluk mu daha çok mutluluk verir? Burada asıl anlatılmak istenen budur işte. Yani zorluklara rağmen sen bir şeyleri başarabiliyorsan asıl mutluluk, asıl huzur odur. Dikkat edin, evde boş boş oturuyorsun. Boş boş otururken aslında hiçbir iş yapmıyorsun. Dinlenmen gerekirken
Boş boş otururken yoruluyorsun. Ama belli bir iş yapıp yorulduktan sonra bir saatlik uzanma bile sana çok büyük bir mutluluk veriyor. Boş boş oturmaktaki o 10 saat sana huzursuzluk verirken çalıştıktan sonraki zorluktan sonraki dinlenme sana mutluluk veriyor. İşte bu manayı çıkarabilirsin. O zaman aşağıda da bunu arayacaksın. Şimdi neden burada uzattım? Bu tür sorularda anlatılmak isteneni anlaman lazım. Anlarsan cevabı çok net bulabilirsin. Eğer arada çeldiriciler olsa bile. Huzur hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yerdedir. Bunu istemiyor ki ya da bunu bu yüzden beğenmemiş. Aksine zorluğun içerisinde mutluluk var diye beğenmiş. O zaman bunu elerim. B'ye baktım. Huzur olumsuzlukların yani burada zorluk diyebilirsin içinde bile olumlu olanı bulabilmektir. Dikkat edersen buraya ne getirilebilir? Bu getirilebilir. Çünkü olumsuzlukların içinde bile olumlu bir şey yapabiliyorsan bu asıl huzur budur manasında cümleyi bitirebilirsiniz. Metni bitirebilirsiniz. Sanatçının iç dünyası geç. İç dünyasından bahsetmedi. Huzuru bulmak için huzuru aramıyor. Huzuru orada görüyor. Ama doğru yerde aramak gerekir dediğinde sakın ha sakın aklına o çalılıkların üzerinde şelalenin ardında onu aradı bulduğu düşünme. Orada aranan ya da bulunan bir şey yok. Aksine görmüş. Ve aynı zamanda da arayıp bunu da vurgulamadığı için bunu da ne yaparsın? Elersin. Mesele burada o resimde gördüğü kısımdır. O da Bursa'dır arkadaşlar. Gelelim dördüncü soru, özür dilerim. Gelelim beşinci soruya. Yukarıdaki metne göre bu görseldeki pist ve uçakla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Metni okuyacağız arkadaşlar. Bir uçak pistinde birden fazla farklı renklerde birçok ışık bulunur. Bu ışıklar pilota ne yapması gerektiğini söyler. Önemliymiş. Ve pistin durumu hakkında bilgi verir. Bu da tamam. Örneğin pistin başlangıcında bulunan dörtlü iki grup yeşil ışık. Burada gördüğün gibi ikisi de burada. Ne haber veriyormuş? İniş için müsait olduğunu, bunun altını çizeceksin. Bunlar önemli. Çünkü onunla ilgili sorular olacaktır. Emin olabilirsin. Müsait olduğunu belirtir. Tamam, yeşil yanmış zaten gördüğün gibi. Pistin ortasındaki beyaz ışıklar. Dikkat. Hangi ışıklarmış bunlar? Şuradaki ortadaki beyaz ışıklar. Uçağın pistte doğru konumda olup olmadığını belirtir. Bak ortaladın mı ortalamadın mı? Yani yolun tam ortasında mısın değil misin? Konumunu söylüyor sana. Tamam. Uçağın gövdesi tam olarak bu ışıkların üstünde olmalıdır. Pistin ortasından sağa ayrılan yeşil ışıklar. Burada yeşil ışıkları gördük. Ne diyormuş bu yeşil ışıklar bize? İniş yapan uçağın yolcu indireceği alana gideceği yolu gösterir. Park edeceği yer gibi düşünebilirsin. Tamam. Dörtlü iki grup kırmızı ışık. Nerede onlar? Burada. Gördük. Evet. Ne gösteriyor? Pistin bittiğini gösterir muhtemelen. Pistin sonunu. Sonu haber verdi. Tamam. Pistin kenarlarında beyaz ve sarı renkli ışıklar. Onlar da bunlar gördüğün gibi iki tarafta da var. Aşağıda da var. Beyaz ve sarı renkli ışıklar bulunur. Evet, neymiş bu ışıklar? Beyaz ışıklar pistin kullanılabilir alanını. Yani burası için artı. Tamam, kullanılabilir alan. Sarı ışıklar ise pistin sonuna yaklaştığını söylüyormuş. 600 metre kaldığını. O zaman burada 600 metre haberi veriyor. O zaman bu ne demek? Pist bitiyor, yapacağını yap demek. Yani duracaksan dur, kalkacaksan kalk. Eğer uçak kalkıyorsa, dikkat, eğer dedi zaten burada, bu sarı ışıklardan önce yerle temasını kesmelidir. Kalkış yapacaksa buradan sonra ne yapmalıymış? Kalkış yapmalıymış. Peki iniyorsa, iniş yapıyorsa da bu ışıklara gelmeden durmalıymış. Buraya kadar durman lazım diyor. Tamam, şimdi aşağıda öncüllerimizi aldık. Aşağıda verilenlerin doğruluğunu arayalım. Uçağın kalktığı varsayılırsa, kalkışa göre düşünüyoruz. Havalanmasına 600 metre kalmıştır. Şimdi bakın uçak nerede? Burada. 600 metre kalması için burada olması lazım. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bunu eledik. Birin olduklarını elersin. İki tane şık kalır. İniş yaptığı varsayılırsa ki gördüğünüz gibi inişe yakın bir yerde. İniş yaptığı varsayılırsa uçak siyah ok ile gösterilen rotayı takip etmelidir. Şimdi iniş yaptıysa ne yapacak? Yolcuları indirecek. Siyah okla neresi gösterilmiş? Yeşil gösterilmiş. Yani doğru söylüyor bize. Onu takip etmek zorunda. İkinin olmadığını elersin. Cevap aslında sana ne yapmış olur? Kendini göstermiş olur. Ama biz diğerleriyle de kanıtlayalım. Bir numaralı ışıklar pistin iniş için müsait olduğunu. Bak yeşil yanıyor. Müsait mi? Evet müsait. Tamam. 2 numaralı ışıklar pistin sonunu belirtir. Zaten açık metindeki net bir bilgiydi bu. Dolayısıyla bu da doğrudur diyebilirsin. 3'ü de zaten bulmuştuk. Cevaplarda gördün. 4'e bak. Mavi ok ile belirtilen ışıklar. Mavi ok nerede? Burada beyaz ışıkları söylüyor.
Uçağın yolcu indirebileceği alanı gösterir değil, pistin kullanılabilir alanıydı hatırlarsanız. Bunu da eledik. Kolay bir soruydu. Belki vakit alır gibi de olsa dikkatli ve sağlam adımlarla giderseniz burada yanılma ihtimali olan kişilerin bir adım önüne geçebilirsiniz diyelim. Gelelim 6. soruya. Bu metinde anlatılanları aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde özetler? Vurgulananı bulacağız. Bedeninizin yürüyüşünüzden kalp atışınıza kadar pek çok özellik bakımından başkalarının bedeninden farklı olması güvenlik sektörünü harekete geçirmiş. Bir farklılık var. Beden üzerinde duruluyor. Dikkat edin. Çünkü günümüzde kötü niyetli yazılım satın almış beceriksiz bir fırsatçı bile mevcut birçok güvenlik yöntemine rağmen internetteki hesaplarınızı kolayca ele geçirebiliyor. Kredi kartı bilgilerinize hatta daha fazlasına ulaşabiliyor. Özellikle kişinin parolası, doğum tarihi ise ya da bir yıl içinde 20 farklı sitede kullandıysa bu sorun internette bağlı çalışan şirketlerin de müşterilerin de tahammül sınırlarını zorluyor. Bu noktada sorunun çözümü, dikkat, çözüme geldik şimdi. Bir sorun var, güvenlik sorunu ve burada kullanılacak bir durum var. Çözüm neymiş? Her seferinde akılda tutulması daha zor parolalar oluşturmak değil, bedeniniz oluyor. Dikkat, burada belirleyeceğiniz mesele şu. Mutlaka beden olacak işin içerisinde. Beden çünkü farklılık gösteren bir durum. Parmak işareti gibi parmak izi gibi düşünün arkadaşlar. Herkes de farklı. Bedende de yürüyüşte ve birçok yerde yüzünüz de dahil olmak üzere ki bugün bazı akıllı cihazlar ne yapıyor? Yüz kullanarak açılıp kapanma özelliğini kullanmakta. Bazıları parmak iziyle açılıp kapanmakta gibi gibi çoğaltabilirsiniz. Burada mesele bir beden meselesi var, farklılık meselesi var ve beden özellikle burada tutuluyor. Peki sorun ne? Güvenlik. Şimdi güvenlik sorunu olacak. Bu güvenlik sorunu ile ilgili de bir çözüm önerisi var. O da bedenle ilgili olacak. Biz bu iki anahtar kavramı mutlaka en doğru şekilde özetlerin içinde görmeliyiz. Bunun ayrıntısını verelim. A'ya bakalım. Hemen görelim. Güvenlik sektörü. Evet, burada vurgulanan güvenlik sektörü. Kötü niyetli kişilerin, ki güvenlik var işin içinde diyebilirsiniz. Kötü niyetli kişilerin internet ortamındaki zararlı faaliyetlerini engellemek için çözüm arayışına girmiştir. Şimdi bak, buradan bunu çıkarabilirsin. Çünkü çözüm arıyordu burada. Ancak burada en doğru şekilde derken sana diyor ki ben aşağıya çeldirici koydum diyor. Burada da çeldirici kısmı nerede aslında? En doğru şekilde özetleyebilmesi için bu çözüme neyle ulaşıldığını, yani burada ne demişti? Bedenimiz demişti, dikkat edersen. Mutlaka söylemesi lazım cümle içerisinde. Ancak burada çözüm arayışının içerisinde beden eklenmiş mi? Eklenmemiş. Çeldirici olarak bu şıkkı görebilirsiniz. O yüzden bunu siliyoruz. B'ye bakın. Güvenlik sektörü. Tamam, yine güvenlik anahtar kelimemiz var. Hem kullanımı kolay hem de çok güvenlikli olduğu için, yukarıda güvenlikli olmasından bahsetti mesela. Neden güvenlikli olduğunu söyledi. Bedenin farklı olması, herkesinki farklı. Kullanımı kolay. Ne demişti? Her seferinde daha zor parola üreteceğine bedeni kullanmak daha kolay olduğu için insan bedenini, dikkat, insan bedeni de işin içine girdi. Parolaya dönüştürmek istemektedir. Çözüm bu mudur? Evet, istemektedir. Çözüm üretmiş. O çözümü de bize söylediğine göre bu yukarıdakini en doğru şekilde özetler diyebiliriz. Diğerlerine bakalım. İnternete bağlı çalışan şirketler. Mesele internete bağlı çalışan şirketler değil. Güvenlik sektörü. Güvenliği görmedik. Müşterilerini akılda tutması kolay ama ele geçirilmesi zor bir parola kullanma konusunda uyarmaktadır. Farz misal sen bunu çıkardın yukarıda ama ki çıkaramazsın zaten. Bunun alakası yok. Bizim anahtar kelimelerimiz işin içerisinde yok. Hemen eledik. İnsanların beden özellikleri tamam gibi çok özel bilgilerinin kötü niyetli yazılımın hedefi olması güvenlik sektörünü harekete geçirmektir. Beden özelliklerinin ya da bunlarla ilgili bilgilerin üstüne düşün, beden, daha doğrusu bedenle alakalı kısım, onunla ilgili bilgilerin ele geçirilmesinden geçirilmesiyle ilgili olarak bahsedilmemiş. Burada mesele beden özelliklerinin ele geçirilmesi iken yukarıda bedenin güvenlik için kullanılmasıydı. O yüzden bunu da ne yaparız? Geçebiliriz, eleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımızın B olduğunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Ve geliriz 7. soruya. Bir metin var, 2 soru var. Dikkat edelim. Aşağıdaki metne göre çözeceğiz. 6 çizili bölüm var. 6 çizili bölümle ilgili soru nerede? 8. soru. Önce bunu çözebilirsiniz. 6 çizili cümleyle anlatılmak isteneni destekler. Bak dikkat et, destekler. Yani direkt aynı anlamda olmasına gerek yok. Destekleyecek, o yönde olacak. Mesele budur. Yani böyle ben direkt çıkaramıyorum desen de evet, bu onu destekleri mutlaka ne yapacaksın?
ayrıntısına varacaksın bunun. Farkına varman lazım. Bakalım bu tür sorularda bu altı çizili kısımdan önceki cümleyi ya da birkaç cümleyi okuyarak net bir şekilde cevaba ulaşabilirsiniz. Burada da zaten başlarda olduğu için okuyalım. Burada da ne diyecek? Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili neler çıkarılabilir? Bu da aklımızın bir köşesinde olsun, çıkarılabilenlerin altını çizeriz. Caddede ne kadar çok fotoğrafhane var? Şimdiye kadar kaç tanesinin önünde fotoğraflardaki mesut insanları seyre daldım? Seyre dalmış bak, dikkat. Dalmış da hatta burada önemli bir durum. Bu insanlar buralara saadetlerini tespit ettirmek için koşuşmuş olmalıdır. Fotoğraflarda gülümsüyorlar, ondan bahsediyor herhalde. Onların tebessümleri yaşamlarından daha uzun süre devam edecek. Neden? Fotoğrafı çekti. Tamam, ondan sonraki gün gülmese de o fotoğraf 100 yılda kalsa o tebessüm devam edecek. O zaman burada bu tebessümle alakalı vurgulanan nedir? Ne diyebiliriz biz? Kalıcılık diyebiliriz. Bir anahtar kelime belirleyebiliriz bize. Kalıcılıktan kasıt bu değil. İnsanları etkileyecek, bakmasına sebep olacak kalıcılık değil. Fiziksel bir kalıcılık olarak düşünebilirsiniz. Çünkü o anı kayıt altına aldın. O zaman biz aşağıda bunu destekler bir cümle arayabiliriz. Hemen bakalım. Günlük hayatın her anının fotoğraflanması gereksizdir. Şimdi altı çizili söz de bu alakalı mı? Değil. Burada belli anların kayıt altına alınması ve bunun kalıcılığından bahsedecek. Mutlu anların, evet mutlu an bu, belirli bir an, uzun ömürlü belgeleridir. Peki nedir bu uzun ömürlü belgeler? İşte o biraz önce tespit ettirmek için koşuşmuş olmaları. Yani fotoğrafçılara gittiler. Fotoğrafçı da bunun fotoğrafını çektirdi. Tebessümleri yaşamlarından daha uzun süre devam edecek o fotoğraf kaldıkça. Uzun ömürlüden kasıt anahtar kelimemiz olabilir mi? Yani kalıcılık, fiziksel de olsa kalıcılıktır. Dolayısıyla bunu çıkarabilirsin. Bunun yanına işareti koy. Mutlu anlar derken ne demişti zaten? Mutluluklarını tespit ettirmek için diyor. Saadet demek, mutluluk demek. Bunu işaretledik. Güzel anların fotoğrafını çekmek mutluluk göstergesidir. Şimdi bak, güzel anların fotoğraflarını çekmek diyebilirsin, olabilir. Ama bu bir mutluluk göstergesidir demiyor. Altı çizili kısımda bahsedilen mesele onun fiziksel olarak daha ileriye kalıcı olması. Hemen eleyebilirsin. Bazı fotoğraflardan bahsetmiyorum. Özellikle mutlu anların fotoğrafından bahsettiği için bu bile bana anahtar kelime olabilir elemek için. İnsanın gerçek duygularını yansıtmaz. Bunu hemen geçeriz. Zaten cevap olabilecek seçeneği bulmuştuk, işaretleriz. Şimdi devam edelim. Ne demişti? Seyre daldım. Fotoğraflar çekildi. Ben de pekala fotoğrafhanelerden birine girebilirim. Ben de mesudum. Benim de resmimi çekebilirsiniz diyebilirim. Fotoğrafçı da itiraz edemez. Siz yalnızsınız. Önemli nokta. Bu siz yalnızsınızı kim bilebilir? Bu sözleri yazan kişi bilebilir. O zaman kendini yalnız görüyor diyebilirsin. Fotoğrafı ne yapacaksınız diyemez. Diyecek olursa elbette günün birinde benim de bir yakınım olabilir. Bir özlem var dikkat edersen, ama bu geçmişle alakalı değil, gelecekle alakalı olabilir diyor. Sizin çekeceğiniz bu en güzel fotoğraf onun çantasının gizli bir köşesinde, güzel kokular içinde yatabilir derim. Şimdi hangileri çıkarılabilir demişti, okuyalım. Kendisini yalnız hissetmektedir. Yalnızsınız. Fotoğrafçı bunu söyleyecek ama bunu kim biliyordu? Bu sözleri yazan. O zaman kendisini yalnız hissediyor diyebiliriz. İkiye bakalım. Fotoğraflardaki insanların mutluluğuna imrenmektedir. Burada kötü bir böyle kıskanma anlamı yok. İmrenmekte, özenmektedir. Bunu nereden anlayabiliriz? Aslında en belirgin anlanacak kısım şurasıdır. Seyre daldım. Durdu orada, seyre daldım. Niye seyre dalsın ki bunu? Yani oraya karşı bir beğeni, bir özenme olmasa durup onun üzerinde düşünmez. Bir buradan çıkarabilirsin. Bir de şuradan bak, sözde çıkarılabilir. Elbette günün birinde benim de bir yakınım olabilir. Yani yalnızlıktan kurtulabilirim. Sizin çekeceğiniz bu en güzel fotoğraf onun çantasının gizli bir köşesinde, dikkat bak, güzel kokularla içinde yatabilir. Yani buna karşı bir özenme var. Benim de fotoğrafım birinin cüzdanının bir köşesinde olsun. İmrenmesini buradan çıkarabilirsin. Dolayısıyla bu da çıkarılabilir. Geçmişe özlem duymaktadır. Şimdi burada bir ince ayrıntı var. Elbette günün birinde benim de bir yakınım olabilir dediğinde, burada dikkat edersen gelecek var işin içerisinde, okurken de söylemiştik. Yani gelecek dediği için arkadaşlar burada ne yapacağız biz? Geleceğe yönelik. Geçmiş çıkarılamaz. Geçmişe özlem duymaktadır. Hiçbir yerde görmediğimiz için 1 ve 2 diyebiliriz. Cevabımız da ne olur? Ceyhan olur. Ve bu soruyu da halletmiş olarak 9. soruya geçeriz. Bu sözleri söyleyen birinin aşağıdaki metinlerden hangisini beğenmesi beklenir? Dikkat! Burada o zaman bir fikir var. Bu fikirle alakalı düşünceyi aşağıda arayacağız biz. Ama mesele buradaki fikri doğru belirlemek. Bir sorunu eleştiren yazılar görüyorum. Tamam. Bu tür yazıları okuduğumda baktığım ilk şey, dikkat,
Yazarın çözüme yönelik önerisi olup oluyor. Önerisi oluyor. Eğer yazarın önerisi yoksa demek ki ilk yaptığı iş ne? Sorun üzerine yazılan yazıda çözüm önerisi var mı yok mu? Önerisi yoksa yazı benim için yok hükmündedir, değersizdir diyor yani. Çünkü sorunu herkes görebilir ama çözümü herkes üretemez. Marifet çözümdedir. İşte burada özetleniyor her şey. Diyor ki hangisini beğenmesi beklenebilir? O zaman burada dikkat edeceğin şey aşağıdaki metinlerde hem sorunu göreceksin hem de o metni yazan ya da orada konuşan kişinin buna karşı ürettiği mutlaka çözümü göreceksin. Çözümsüzse beğenmez. Çözümlüyse beğenir. Biz de hangisini arıyoruz? Çözüm olanını arıyoruz. Bozkır'ı boydan boya geçen yolculuklar yaparken içim yanar hep. Tamam, bozkır diyor ya, ağaçsız demek. Yolculuğa çıkmadan önce bir umutla manzaranın değişeceğini düşünsem de zamanla gerçeği kabullenirim. O dağların, tepelerin ağaçlarla dolu olmasını beklerim ama beni çorak topraklar ve tepeler karşılar hep. Nice türkünün yakıldığı, nice adetin olduğu topraklara bu görüntü yakışmıyor. Tamam, çözümün ne? Yakışmıyor da. Dolayısıyla bunu eledik. Çözüm yok burada. B'ye bakalım. Yaşadığım şehrin sokaklarında gezerken içimden şu cümleyi söyler dururum. Bu sokakların ruhu yok. Sorunu tespit etti kendince. Evet, her gün geçtiğim bu sokaklar asfalt ve taştan oluşuyor. Bu da sorunun bir açıklaması olsun. Beni kendisine bağlayan bir yönü yok. Bu da kendisiyle alakalı kısmı. Halbuki dediği anda bir şeyler üreteceğini söyleyebilir. Bakalım çözüm mü? Bir ruhu olsa, tamam da ruhu olsa bakalım, ama açıklaman var mı? Çözümün var mı? Bu sokakların mesela dediği anda örnek veriyor, çözüme yönelik olacağını düşünebiliriz. Sokağın her köşesinde eskiden kalma kocaman ağaçlar olsa, yani ağaçlar dikilse, bu bir çözüm önerisi olarak düşünülebilir. O sokakta yaşamış ünlü insanların küçük anıtları olsa. Şimdi burada aklına şu gelebilir. Ağacı birdenbire dikip kocaman ağaç yapamaz. Ama ağaç dikme konusunda bir çözüm önerisi olarak düşünürsen ileriye dönük de olsa bir çözüm önerisidir diyebiliriz, bu bir. İkincisi, bundan anlamadın diyelim. Burada yaşamış ünlü insanların küçük anıtları olsa dediği anda bu anıtlar hemen eklenebilir. Bu da dolayısıyla bir çözüm önerisi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanına bir işaret koyalım. Cevabımızı bulduk aslında biz. Ama diğerlerine de bakalım. Aklımızı karıştırabilecek şıklar var mı? Şehir yaşamının yol açtığı en önemli sorunlardan biri de trafik. Dikkat, sorunu söyledi. Şehirlerde yaşayan milyonlarca insan her gün bu sıkıntıyı çekiyor. Tamam. Kendisine ya da ailesine ayıracağı vakti trafikte harcıyor. Bu da tamam. Oysa ki dediği anda çözüm üretme ihtimali olabilir. Dikkat. İnsanlar bu vakti yollarda trafiğin açılmasını bekleyerek değil, daha nitelikli işler yaparak geçirmeli. Şimdi dikkat edersen burada geçirmeli diyor. Kendince bir çözüm önerisi varmış gibi görünse de aslında mesele burada çözüm önerisinde değil. Mesele sorun neydi? Trafikti. Trafiğe bir çözüm üretmiş mi? Hayır. O başka bir olasılık koyuyor. Yani bu trafik çözülmüş olsaydı insanlar vakitlerini şöyle şöyle değerlendirebilirlerdi. Burada asıl sorun trafik olduğu için trafiğe bir çözüm var mı yok mu görüyoruz. Yani yok. Dolayısıyla bunu buradan eleyebiliriz. D'ye bakalım. Modern çağın devasa mabetleri, AVM'ler. Canlı, coşkulu, ele avuca sığmaz. Eski çarşıların yerini soğuk ve kaba halleriyle alarak gün be gün hayatımıza girdiler. Tamam, bu bir sorun. Evet, bizlere birçok ürünle hizmet sunuyorlar. Tamam. Ancak bir makine gibi ruhtan ve doğallıktan yoksun. Çözüm yok. Dolayısıyla bunda ne yapacaksın? Eleyebilirsin. O zaman bunu da halletmiş olarak diğer sorumuza, hatta son sorumuz olarak sorumuza geçebiliriz. Ne diyor bu açıklamaya göre? Metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat fiil değildir? Dikkat, sıfat fiilin ne olduğunu biliyorsak öncülü okumadan da metinde bulabiliriz. Ama bakalım, fiil kök veya gövdelerinde an, en, ası, esi, maz, mez gibi belirli eklerin getirilmesiyle sıfat fiil oluşturulur. Sıfat fiiller tıpkı sıfatlar gibi isimleri niteleme görevindedir. Her sıfat fiil bir sıfat tamlaması kurabilir. Bunu hatırlatalım. Hemen bakalım. Burada bizim bir formülümüz vardı. Daha önceki videoları izleyenlere hatırlatalım. İzlemeyenlere. Burada olumsuzluk eki en önemli anahtar noktadır. Bir kelimenin sıfat fiil ya da isim fiil ya da zarf fiil olabilmesi için 3 kural vardı. 3 adımda biz sıfat fiilimsileri buluyoruz. Birincisi, kök ya da gövdede. Mutlaka ama mutlaka fiil olacak. Bu birinci kural. Burası çok önemli. Fiil olmazsa aramana bile gerek yok. İkinci kuralımız, ek alacak. Aldığı bu ek yapım eki olacak ama o sözcüğü ne görevine getirecek, ne yapacak tür olarak? Ya isim yapacak, ya sıfat yapacak, ya da zarf haline getirecek. Şimdi bu da tamam. Yani isim, fiilden isim yapım ekleri, isimden isim yapım ekleri olabilir. Mesele şu, isim yapacak
ya da sıfat ve zarf görevine getirecek ki sıfat olabilmesi için de biliyorsunuz yine isim olması lazım. Bunların hepsi isim soylu sözcüklerdir. Onu hatırlatmış olalım. Ama burada ayrıntı şu. Biz isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil aradığımız için özellikle ondan yazıyoruz buraya. Üçüncü ve en önemli kural. Fiil imsi olabilmesi için, yani hala fiille alakası olduğunu bana gösterebilmesi için, şu imsi ekinin yerini doldurabilmesi için, manasını doldurabilmesi için hala fiille bağlantılı olmalı. Çünkü fiil imsi ne demek? Fiil gibi demek. İşte bu üçüncü ve en önemli adım, onun olumsuzluk ekini alabilip alamaması. Alabiliyorsa bu bir fiilimsidir. Alamıyorsa fiilimsi değil, artık kalıplaşmış bir isimdir ya da neyse sıfat görevine gelmiş bir sözcük haline gelmiştir diyebilirsiniz. Örnek verelim. Ortasında köşk biçiminde yapılmış bir ev. Baktığın zaman bir ev. İsim bu zaten. Nasıl bir ev dediğin zaman yapılmış bir ev diyor. Dikkat edersen köşk biçiminde yapılmış bir ev tamamı aslında buraya gelir de arkadaşlar. Köşk biçiminde yapılmış bir ev olarak bunu almamız lazım. Ama burada ki fiilimsileri hatırlatalım, her biri bir yan cümleciktir. Dolayısıyla kendi içerisinde ögecikleri de vardır. Aslında burada köşk biçiminde yapılmış demesi gerekirdi. Ama önemli olan bu da fiilimsi olduğu için bunu bir tarafa bırakıyoruz. Şimdi nasıl bir ev? Köşk biçiminde yapılmış bir ev. Kökünde ya da gövdesinde fiil var mı? Var. Bak, kökte de fiil var, sonrasında da fiil var. Yani yapılmak diye bir fiilimiz var. Gövdede de fiil var. Bu birinci adım. Bir tanesinde bunu göstereceğim, diğerlerini de göstermeyeceğim. İkiye bakalım. Aldığı ekle sıfat olmuş mu? Bak şimdi burada sıfat olduğunu söylemiştik. Nasıl sorusuna cevap verdi. İki de tamam. Şimdi sen buna mema olumsuzluk getirebiliyorsan bu fiilimsidir. Yapılmamış bir ev. Tamam, olabilir. Yapılmamış bir ev hakkında konuşmaya gerek yok diyebilirsin. İlla aynı cümlede kullanmana gerek yok. O zaman bu hala fiille alakalıdır. Dolayısıyla bu bir fiilimsidir ve ne görevindedir gördüğün gibi? Sıfat fiildir. Yani sıfat fiilimsidir. O zaman ne ad vereceğiz ona? Sıfat olduğu için sıfat fiil adı vereceğiz. Burada bu birincisini bulmuş olduk. Devam edelim. Oturduğumuz beyaz perdeli oda. Nasıl oda? Beyaz perdeli oda. Oturduğumuz beyaz perdeli oda dediğinde de aynı şekilde bunun sıfat olduğunu görebiliyorsun. Oturmadığımız odayı niye boyayalım dediğinde de olumsuzunu yapabildiğini gördüğüne göre bunun hala fiille alakalı olduğunu, yani bir fiilimsi olduğunu söyleyebiliriz. Ki sıfat olduğunu da söylemiştik. Bu da tamam. Biri eledik, ikiyi eledik. Devam ediyoruz. Sabahları annem dedi okumuyoruz buraları. Bu pencereden görünen avlu. Hangi avlu? Görünen avlu. Dolayısıyla burada en anı gördük zaten, yukarıda da söylemişti. Peki pencereden görünmeyen avluyu ben ne yapayım dedin mesela. Olumsuzunu yapabildin mi? Evet. Burada zaten görünmek de vardı. Gövdede de fiil vardı. Görmek, görünmek hepinizin malumu. Olumsuz da olabildiğine göre hala sıfat fiilimsidir. Hala fiille alakası vardır. O zaman fiilimsidir diyebilirsin ki sıfat olduğunda zaten bulmuştuk. Sonda cevabımız zaten kendini bize göstermiş olur bununla. Kapaksız tek bir penceresi vardı dediğinde kapaksız pencere diyebilirsin. Bu bir sıfattır. Evet, doğru. Ancak bunun içerisinde fiil var mı? Kökünde ya da gövdesinde var. Kapamak diyebilirsin. Kapamaktan kapak diyebilirsin. Ama şu tencerenin kapamak ayağını kapat diyebilir misin? Diyemezsin. Yani bu artık olumsuz olamadığına göre fiille ilişkisi tamamen kesilmiş. Artık kalıplaşmış bir söz haline, yani isim olmuş artık o. Yapım eki almış. Kapamaktan kapak. Kapamamak diyemezsin onun adına. O nesnenin adı kapamamak olamaz ki artık bir nesnenin ismini karşılar hale geldiğinden de kalıplaşmış olduğunu anlayabilirsin. Cevabımızın da Deniz'de olduğu bu şekilde kanıtlanmış olur. Biraz uzun çözdüm belki ama fiilimsilerle ilgili kesin soru, yani soru gelme ihtimali çok yüksek olduğu için biraz açıklama gereği duyduk. Evet, son sorumuzu da çözdük. Umarım sizin için faydalı bir ders, faydalı bir video olmuştur. Yeni derslerde, yeni videolarda buluşmak üzere. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Arkadaşlar, Çınar Akademi olarak yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Bugünkü videomuzda MEB'in Nisan ayı için yayımladığı ikinci İngilizce örnek sorularını çözeceğiz hep beraber. Hazırsanız vakit kaybetmeden hemen ilk sorudan başlayalım. Look at the poster below. Aşağıdaki postere bakın. And answer the question ve soruya cevap verin. Yine görsel bir soru gördüğünüz gibi. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi doesn't have an answer? Cevabı yoktur in the poster. Aşağıdaki sorulardan hangisinin posterde cevabı yoktur? Şöyle postere genel bir baktığımızda hemen summer camp, yaz kampı ile ilgili bir poster olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şurada tarih verilmiş 3-12 July, 3-12 Temmuz tarihleri arasında. Great fun, büyük eğlence, harika bir eğlence olacak. For age 7-14, 7-14 yaş arası gençler için olacakmış. Bring your compass, pusulanızı getirin diyor. Trekking olacakmış, dağ yürüyüşü, doğa yürüyüşü, fishing olacakmış.
Balığa çıkma, sitting around the fire, ateş etrafında oturma ve playing board games. Masaüstü ya da kutu oyunları dediğimiz oyunları oynama olacakmış. Evet, posteri okuduktan sonra şimdi sorulara bakalım. Which equipment do we need? Hangi ekipmana ihtiyacımız olacak? Şimdi postere baktığımızda burada compass yani pusulayı görüyoruz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı var. Pusulanızı getirin diyor. Dolayısıyla A şıkkını eliyoruz. B'ye bakıyoruz. Which activities can we do? Hangi aktiviteleri yapabiliriz? Burada trekking, fishing, sitting around the fire, playing board games bunların hepsi yapılacak aktiviteler. Dolayısıyla B'yi de eliyoruz. How long is the camp? Şöyle D'ye baktığımda da kampın süresi ne kadar? Ne kadar sürecek kamp? Burada 3 ve 12 Temmuz arası demiştik. Dolayısıyla bunun da cevabı var. C'ye bakıyoruz. Where do we meet? Nerede buluşacağız? Nerede toplanacağız? Herhangi bir bilgi yok buna dair. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız arkadaşlar C. C sorusunun cevabı posterde yok. Doğru cevap C şıkkı. Hemen ikinci sorudan devam edelim. Read the text. Metni oku and answer the question. Ve soruya cevap ver. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Doesn't have an answer. Cevabı yoktur in the text. Aşağıdaki sorulardan hangisinin yukarıdaki metinde cevabı yoktur? Önce metni okuyup çevirelim sonra sorulara dönelim. Hello, my name is Frank. Merhaba, benim adım Frank. I am 14 years old. 14 yaşındayım and a student in the 8th grade. Ve 8. sınıfa gidiyorum. 8. sınıfta bir öğrenciyim. On weekdays. Hafta içleri. I get up at 7:30. Hafta içleri 7:30'da uyanırım diyor. I wash my hands and face. Elimi ve yüzümü yıkarım. Before I have breakfast with my family. Ailemle kahvaltı yapmadan önce elimi ve yüzümü yıkarım. I go to school at 8:40. 8:40'da okula giderim. After school. Okuldan sonra I like reading books. Kitap okumayı severim. And playing chess with my brother David. Ve erkek kardeşim David'le chess, satranç oynamayı severim. I usually genellikle read detective books. Genellikle dedektif polisiye kitaplar okurum diyor. I don't like biographical books. Biyografi kitaplarını sevmem diyor. My friends and I play basketball. Arkadaşlarım ve ben basketbol oynarız. Ne zaman oynarız? On Saturday afternoons. Cumartesi öğleden sonraları. We have lots of fun together. Beraber çok eğleniriz diyor. I do my homework on Sunday mornings. Pazar sabahları do homework, ödev yaparım and help my mother in the kitchen. Ve mutfakta anneme yardım ederim. Help my mother in the kitchen. On Sunday afternoons. Pazar öğleden sonraları I love drawing pictures. Resim çizmeyi and spending time on the internet. Ve internette vakit geçirmeyi severim. Evet, şimdi Frank'in yaptıklarını öğrendik. Sorulara bakalım. What kind of, ne tür games does Frank like playing? Frank ne tür oyun oynamayı sever? Hangi tür oyunları sever? Şimdi burada playing chess ifadesi hemen dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Kardeşi David de satranç oynamayı seviyordu. Dolayısıyla bu sorunun cevabı var mı? Var. Biz cevabı olmayan soruyu arıyoruz. O yüzden A'yı eledik. 2'ye bakıyoruz. B şıkkına bakıyoruz. What time? Saat kaçta does he get up on Tuesdays? Salı günleri saat kaçta uyanır? Burada soru dolaylı bir şekilde sorulmuş arkadaşlar. Şimdi salı günleri saat kaçta? Burada direkt salı demiyor ama hafta içleri 7:30'da uyanırım dediğine göre bu salıyı da kapsar. Dolayısıyla B'nin de cevabı var. C'ye bakıyoruz. What does he do? O ne yapar? Before the breakfast. Kahvaltıdan önce ne yapar? Şurada hemen I wash my hands and face demiştik. Ben ailemle kahvaltı yapmadan önce elimi yüzümü yıkarım ifadesi dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla C'nin de cevabı var. C'yi de eliyoruz. D'ye bakıyoruz. Where does he play basketball? Nerede basketbol oynar? Şimdi basketbol ifadesi burada geçiyordu arkadaşlar. Ben ve arkadaşlarım cumartesi öğleden sonra basketbol oynarız diyor. Ama nerede oynadıklarına dair bir bilgi yok. Dolayısıyla cevabı olmayan soru D şıkkı olacak. Hemen üçüncü soruyla devam edelim. Read the receipt. Tarifi okuyun and answer the question. Ve soruya cevap verin. Soru neymiş? According to the text. Tekste göre, metne göre. Which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru olanı bulacağız. Önce tarifi okuyup çevirelim. Vegetable soup is very healthy.
Sebze çorbası çok sağlıklı, healthy and easy to prepare ve hazırlaması kolaydır. Easy to prepare. You can make it at home. Evde yapabilirsiniz bunu diyor. In nearly 40 minutes. Yaklaşık, nearly, yaklaşık 40 dakika içinde evde hazırlayabilirsiniz diyor sebze çorbasını. First, ilk olarak peel an onion, two carrots and a potato. İlk olarak bir soğan, iki havuç ve bir patatesi peel, soyun. And rinse them under water. Sonra suyun altında iyice yıkayın, durulayın, rinse. Then rinse a red pepper. Sonra kırmızı bir biberi and broccoli under water. Kırmızı bir biber ve brokoliyi suyun altında iyice yıkayın. Second, ikinci olarak chop the onion. Soğanı doğrayın and dice other vegetables. Ve öbür diğer sebzeleri dice yapın, yani küp küp doğrayın. Put 4 tablespoons of olive oil. 4 yemek kaşığı, put 4 tablespoons. 4 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Nereye koyun? In a large pot. Geniş bir kaba, 4 bir tencereye ya da 4 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. And heat it for half a minute. Ve yarım dakikalığına ısıtın. Then add the onion and carrots. Sonra soğanı ve havuçları ekleyin. After cooking them for 5 minutes. 5 dakika onları pişirdikten sonra add half a cup of flour, yarım fincan un and stir them for 2 minutes. Ve bunları 2 dakikalığına karıştırın diyor. Then ondan sonra add other vegetables. Öbür sebzeleri ekleyin and 5 glasses of water. Ve 5 bardak su ekleyin. After that, ondan sonra sprinkle a teaspoon of salt. Bir çay kaşığı tuzu serpiştirin diyor. Sprinkle serpmek, biliyorsunuz, serpmek. And cook for around 20 minutes over low heat. Ve yaklaşık, around, nearly gibi, yaklaşık 20 dakika boyunca kısık ateşte, low heat, kısık ateşte pişirin diyor, cook. Finally, son olarak add half teaspoon of black pepper. Son olarak da diyor, yarım çay kaşığı karabiberi ekleyin diyor. And your vegetable soup is ready to eat. Ve sebze çorbanız yemek için hazırdır diyor. Serve it hot. Sıcak servis ediniz. Good appetite. Afiyet olsun diyor. Şimdi doğru olanı bulacağız. Biz metni okuduk, çevirdik. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru? Making vegetable soup. Sebze çorbası hazırlamak, yapmak. Takes less than an hour. Less than daha az, bir comparative cümlesidir. Less than an hour. Bir saatten daha az vakit alır. Şimdi burada you can make it at home in nearly 40 minutes. 40 dakikada evde pişirebilirsiniz ifadesi geçiyordu hatırlarsak. Evet, bir saatten az mı 40 dakika? Az. Bu sorumuzun doğru cevabı olabilir. O yüzden buraya bir işaret koyalım. Buraya tekrar döneceğiz arkadaşlar. Öbürlerini okuyup eleyelim. İşimizi garantiye alalım. B şıkkına bakıyoruz. Adding some milk to the soup. Çorbaya biraz süt katmak makes it tasty. Onu daha lezzetli yapar. Hayır, böyle bir bilgi yoktu. Süt herhangi bir yerde geçmiyordu. O yüzden B'yi direkt eliyorum. There is sugar and honey in the soup. Çorbanın içinde şeker ve bal var. Hayır, böyle bir şey de yok. Şeker ve bal geçmiyor bile metinde. We don't need any onions. Hiç for the soup. Çorba için hiç soğana ihtiyacımız yok. Hayır, soğanla ihtiyacımız var. Soğanı soyup doğruyorduk. O yüzden D de yanlış bir bilgi. Dolayısıyla evet, doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Çorbayı pişirmek bir saatten az, yani 40 dakika sürer diye söyledik. Doğru cevabımız A şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. Read the text. Metni oku and answer the question. Ve soruya cevap ver. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi is Susan's message? Susan'ın mesajıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Susan'ın mesajını içerir? Şimdi önce bilgiyi okuyalım, ona göre mesajı bulalım. Susan organizes a birthday party. Susan bir doğum günü partisi organize ediyor. At 8 p.m. akşam 8'de on Monday. Pazartesi günü akşam 8'de bir doğum günü partisi organize ediyor. And calls Mary. Ve Mary'i arıyor to invite her. Onu partiye davet etmek için invite, Mary'i arıyor. However, ancak, but gibi biliyorsunuz, Mary doesn't answer. Mary cevap vermiyor. The phone. Telefona cevap vermiyor. Telefonu açmıyor. So Susan leaves a message. Bu yüzden Susan bir mesaj bırakıyor. Mary'e ulaşamıyor, bir mesaj bırakıyor. Hangisi olabilir? A şıkkında diyor ki I think, bence, you aren't available now. Şu an uygun değilsin. I'll call you in the evening. Seni akşam arayacağım. Bu olabilir mi? Evet arkadaşlar, bu olabilir. Buraya şöyle bir
soru işareti bırakalım. Buraya tekrar döneceğiz öbür şıklarımıza baktıktan sonra. B'ye bakıyoruz. I am busy now. Şu an meşgulüm. I will get back to you as soon as possible. Hayır, böyle şu an meşgulüm ve en kısa zamanda sana geri döneceğim diyor. Hayır, arayan Susan zaten, açmayan Mary. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgi. C'ye bakıyoruz. It is a bad line. Hatlar kötü diyor. Could you get back to me later? Sonra bana ulaşabilir misin diyor. Hayır, hatlarla ilgili bir sorun yok. Mary telefonunu açmıyor. Dolayısıyla C de olamaz. D'ye bakıyoruz. I am not at home right now. Şu anda evde değilim. I will talk to you soon. Hayır, halbuki kendisi arıyor. Mary'ye ulaşamıyor. Dolayısıyla bu da doğru bir bilgi değil. I think you aren't available now. Sanırım şu an uygun değilsin. Seni akşam arayacağım. Evet, doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkı olacak. Ve son sorumuza bakalım. Read the text. Metni oku and answer the question. Ve soruya cevap ver. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi is correct? Doğrudur. According to the information above. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi correct? Doğrudur. Önce bilgileri okuyalım. A teacher asks 100 students. Bir öğretmen 100 öğrenciye sorar. Neyi sorar? Why they use the internet? İnterneti neden, ne için, ne amaçla kullandıklarını sorar. Here are their answers. Öğrencilerin cevapları aşağıdaki gibidir. Bir öğretmen 100 öğrenciye interneti neden kullandıklarını soruyor. Öğrenciler şu şekilde cevap veriyor. 12 students use the internet to chat. 100 öğrenciden 12'si arkadaşlar interneti chat amacıyla, sohbet etmek amacıyla kullanıyor. 100 öğrenciden 24 students use the internet to share their photos. 100 öğrenciden 24'ü interneti fotoğraflarını share, paylaşmak için kullanıyor. Ve 42 students use the internet to learn something new. 100 öğrenciden 42'si de yeni bir şeyler öğrenmek için kullanıyor. Ve son olarak 22 students use the internet to follow their favorite series. 100 öğrenciden 22'si de arkadaşlar ne yapıyor? Favori dizilerini takip etmek için interneti kullanıyor. Evet, bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi only a few students. Sadece birkaç öğrenci search new things. Yeni bir şeyler araştırır on the internet. İnternette yeni bir şeyler araştırır. Yukarı baktığımızda arkadaşlar sadece birkaç öğrenci değil, en büyük oranın yani %42'nin, 100 öğrenciden 42'nin internette yeni bir şeyler araştırdığını görüyoruz. Dolayısıyla bu doğru bir bilgi değil. Bunu eliyoruz. B'ye bakıyoruz. Nearly 25% of the students. Yaklaşık öğrencilerin %25'i. Yaklaşık %25'i. Post photos. Fotoğraf paylaşıyor on the internet. İnternette fotoğraf paylaşıyor. Hemen fotoğraf paylaşma bölümüne bakıyorum. İkinci cümle 24 öğrenci. 100 öğrencinin 24'ü, dolayısıyla yaklaşık %25 oluyor. Evet, kuvvetle muhtemel bu bizim doğru cevabımız arkadaşlar. Ama yine de öbür şıkları eleyip öyle emin olalım. C'ye bakıyoruz. Half of the students. Öğrencilerin yarısı. Prefer watching. İzlemeyi tercih eder. Something on the internet. İnternette bir şeyler izlemeyi tercih eder. Şurada dizi izlemek kısmına baktığımızda öğrencilerin %22'si, yani yarısı değil arkadaşlar. O yüzden C şıkkı doğru bir bilgi değil. Eliyoruz. Ve son olarak 20% of the students. Öğrencilerin %20'si. Use the internet. İnterneti communication. İletişim için kullanırlar. %20'si iletişim için mi kullanıyor? Hayır arkadaşlar, iletişim için kullananların sayısı %12. Dolayısıyla bu da doğru bir bilgi değil. Evet, B dediğimiz gibi nearly 25% of the students, yaklaşık öğrencilerin %25'i interneti fotoğraflarını paylaşmak için kullanırlar. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Selam arkadaşlar, Çınar Akademi olarak yeni bir video ile yine karşınızdayız. Hepinizin malumu Nisan ayı ikinci örnek soruları yayınlandı. 22.04.2020 tarihinde İnkılap tarihi sorularını çözeceğiz bu videomuzda. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Kongre kararlarına göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Standart bir paragraf sorusu olarak değerlendirebilirsiniz bunu. Çünkü metinde size ulaşılabilecek olanları vermiş. Sizden bunları eşleştirmenizi istiyor. Nelermiş bunlar? Temsil heyetine bütün vatanı temsil eder hale getirilmesi. Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsayacak şekilde genişletilmiş. Tam bağımsızlık hedeflenmiş. Hemen bakalım eşleştirdiğimiz zaman bunlardan hangileri var, hangileri çıkarılabilir, ulaşılabilir bulalım. Manda ve himaye
iddiaya kesin olarak reddedilmiş dediğinde burada hemen neyle eşleştiriyorsunuz? Bağımsızlık, kesin bir bağımsızlık. Tam bağımsızlık diyerek de bu bize ne yapılmış? Gösterilmiş. Dolayısıyla manda ve himayeyi burada eşleştirebiliriz. Yani 3'ü çıkarabiliriz. 3'ün olmadığı seçeneği ne yaparsın? Eleyebilirsin ki hepsinde var gördüğün gibi. Bu bile sana aslında doğru bir yanıtı bulduğunu gösterir. Devam edelim. Yurttaki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Yani burada bir birlik var. Nasıl bir birlik var? Örgütlenme bakımından bir birlik var. Aşağı baktığımızda ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Birleştirince ne oldu? Buradaki, 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 buradaki derken tamamını birleştirdiğinde genişletilmiş bir birlik gördük. Dolayısıyla ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsayacak şekilde genişletilmiştir diyebiliriz. Bunu da metinden çıkarabiliyoruz gördüğünüz gibi. İkinin olmadığını da ne yaparsın? Elersin. Bak gördüğün gibi burada biri de ne yaptık? Daha bilmediğimiz için aslında bize doğru yolda olduğumuzu şık gösterdi. Çünkü son kalan iki şıkta 2 ve 3 var. 1'e baktık. Temsil heyeti bütün vatanı temsil eder hale getirilmiş. Bakalım Erzurum Kongresi'nde Doğu illerini temsil eden 9 kişilik temsil heyeti, dikkat hatırla bunu. 9 kişilik bir temsil heyeti vardı. Bu kongrede Sivas Kongresi'nde 6 kişi daha seçilerek tamam ama burada daha sen bir şey çıkaramıyorsun. Peki son kısma bak, cümlenin sonuna bak. Bütün ulus adına söz söyleme yetkisi verilmiştir. Hem kurul genişletilmiş gördüğün gibi hem de bütün ulus adına söz söyleme yetkisi verilmiş. O zaman temsil heyeti bütün vatanı temsil eder hale getirilmiştir. Genişletilmesiyle alakalı bir şey söylememiş ama bütün ulusun adına konuşabilme yetkisi verildiği için temsil heyeti bütün vatanı temsil eder hale getirilmiştir diyebiliriz. Cevabımızın da 1, 2, 3 olduğunu söyler, işaretler. Diğer soruya geçeriz. Bakalım Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden hareketle 1, 2, 3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yine standart bir paragraf sorusu olarak değerlendirebilirsin. Burada dikkat edeceğimiz mesele neler? Bunların metinde aslında yer alıp almadığını buldurduğuna göre soru cevabı kendi içinde mevcut. Manda ve himaye altında olmayı acizlik olarak görmüş. Manda ve himaye dikkat edeceğiz. Bağımsızlığın zenginlik ve güçle gerçekleşebileceğini savunmuştur. Zaten bak bu bana ne gösterdi? Kendisinin sıkıntılı bir seçenek olduğunu gösterdi. Zenginlik ve güçle gerçekleşebileceğinden bahsetme ihtimalinin düşük olduğunu hemen anlayabildiniz. Saygın ve onurlu yaşama tam bağımsızlıkla kavuşulabileceğini belirtmiştir. Şimdi tam bağımsızlık bunu verir mi? Verir. Manda himaye aynı şekilde baktığın zaman bunlar birbirleriyle eşleştirebilir mi? Demek ki bunların ikisinin metinde olduğunu bana söylemiş oldu aslında. Şıkları bile okumadan sadece öncüllere baktığımızda bir yerde cevabı bulmuş gibi oluruz. Ama eşleştirelim ve kanıtlayalım. Temel ilke Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bak haysiyet ve şeref önemli. O zaman saygınlık ve onur, onurlu yaşama. Peki bu neye bağlanmış? Bu ilke ancak tam istiklale yani tam bağımsızlığa sahip olmakla gerçekleşebilir. Onurlu ve saygın yaşama tam bağımsızlıkla kavuşulabilir. O zaman ben bunu direkt ilk cümleden ne yapabilirim? Bir iki cümleden çıkarabilirim. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülmez. Dikkat! Zengin ne kadar olursa olsun tam bağımsızlığı yoksa bir uşak muamelesi görür. O zaman zenginlik ve güçle gerçekleştirilebileceğini savunmamıştır gördüğün gibi. Dolayısıyla bunu ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Yani 3'ün olduğu, ulaşılabilir olduğu için 3'ün olduğunu bulacağız. Olmadıklarını eleyeceğiz. 2'nin olduklarını da sileceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne çıkacak karşımıza? 1 ve 3 ya da 2 ve 3 dikkat edeceğiz. 2'nin olduğunu da ne yapmıştık? Çıkarmıştık. Cevabımızın ne olduğunu gördük. A'yı erkenden silmişiz. 2'yi silmemiz lazımdı. 1 ve 1, 3. Dikkat edeceğiz. 3 de kesin olacağına göre yalnız 1'in olmayacağını söyleyebiliriz. O zaman cevabın B olduğu da çıkar karşımıza. Ama kesinleştirelim. Manda ve himaye altında olmayı acizlik olarak kabul etme var mı? Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını, bak manda ve himayeden bahsettik, kabul etmek. İnsanlık vasıflarından yoksunluğu, acizlik demek ki güçsüzlük ve miskinlik, acizlik. İtiraftan başka bir şey değildir. Yani bunun acizlik olduğunu söylüyor ve kabul ediyor. Dolayısıyla bir de olabilir diyeceğiz. Cevabımızın B olduğunu söylemiştik. Burada dikkat edeceğimiz mesele aslında öncüllere önceden bakmak ve buldukça onları eleyerek gitmek. Bazen belki tamamını okumadan da cevaba ulaşılabilecek sorular çıkabilir karşınıza. Sınavda da çıkarsa vakit kazanma adına önemli olacaktır. 3'e gelelim. Buna göre, dikkat, buna göre dediği için metne göre değerlendireceksin. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
olabilir. Bakalım tekalifi milliye emirleriyle ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmış. İhtiyaç, ordunun ihtiyacı ne olur? Maddi ihtiyaç olabilir, manevi ihtiyaç da olabilir tabii ki de. Bakalım ki zaten bu esas için çıkarılmış kanunlardı bunlar, emirlerdi. İkiye bakalım, Türk halkı milli birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket etmiştir dediğinde aslında tekalifi milli emirlerinin sonucunda Türk halkının hareketi olarak bu düşünülebilir ama bunu da bir kenara yazalım, düşünelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli mücadelenin başarıya ulaşıp ulaşmayacağına yönelik farklı görüşler vardır. Diyelim ki bunu bilmiyorsun, metni mutlaka okuman lazım, var mı yok mu göreceğiz. Kütahya, Eskişehir savaşlarında mağlup olan Türk ordusu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilince, evet, Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde TBMM'de büyük tartışmalar yaşanmıştır. Şimdi dikkat et, kaybedeceği yönünde tartışma yaşandığına göre kaybedeceğini düşünenler de var. Dolayısıyla başarıya ulaşıp ulaşmayacağına yönelik farklı görüşler de var demektir ki bu savaştan sonra, bu mağlubiyetten sonra. Dolayısıyla bu çıkarılabilir. O zaman 3'ün olmadığını hemen elersin. Neden? Çünkü ulaşılabilir olanı arıyorduk biz. Ulaşılabiliri bulduk. 2'ye bakalım. Devam edelim. Bunun üzerine başarıdan emin ve kararlı olan Mustafa Kemal tüm sorumluluğu ve etkiyi üzerine almıştır. Tamam. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi tekalifi milli emirlerini yayımlamıştır. Evet, hatırlayın bunu. Buna karşılık Türk halkı maddi manevi tüm imkanlarıyla ordusunun yanında yer almıştır. Dediği zaman maddi ve manevi olarak yer aldıysa, tekalifi milli emirleriyle ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır. Maddiden bunu ne yaparsın? Çıkarırsın. Türk halkı milli birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket etmiştir. Hem maddi hem manevi olarak ordunun yanında olduğuna göre Türk halkı derken genel olarak düşündüğünde ne olmuş oluyor? Milli birlik ve beraberlik anlayışında olduğunu söyleyebilirsin. Dolayısıyla cevabımızın ne olduğunu söyleriz biz de. 1, 2 ve 3'ün olduğunu söyleyebiliriz ve işaretleriz. Geliriz 4. soruya. Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile, dikkat bakın böyle sorularda söze çok dikkat edin. Çünkü cevap aslında içinde gizli. Aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır? Hemen bulalım. Bir ulus, evet, sımsıkı birbirine bağlı. Birlik geldi bak burada. Birlik beraberlik olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Burada dağılmayacak diyor. Ne sonucunda dağılmayacak? Sımsıkı birbirine bağlı olursa. Biz bunu neyle düşünürüz? Burada ulus dediği zaman milleti düşün. Beraberlik, birlik dediği zaman da milli birlik ve beraberlik dersen burada cevabı bulmuş olursun. Teşkilatçılık değil. Yani örgütlenmeden bahsedilmiyor. Örgütlenme derken burada bakın şey olarak düşünmeyin. Milli birlikte bir örgütlenme anlamında düşünmeyin. Teşkilat kurma var burada. Tam bağımsızlık burada kastedilen o değil. Karşısında hiçbir gücün duramayacağını söylüyor ama burada önemine vurgu yaptığı şeyin ne olduğunu söylüyor. Evet, bunun sonucunda tam bağımsızlık kazanılır, doğru. Ama burada işte onun şartını söylüyor, sımsıkı birbirine. O zaman vurgulanan budur. Dikkat edeceksin. Metinde vurguyu bulacaksın. Milli egemenlik dediği zaman yine aynı şekilde milli egemenlik belki sonunda kavuşacağın şey olacak ama burada metinde söylenen bu cümlede ne vurgulanmıştır sorusudur. Dolayısıyla milli ve beraberlik bunların tamamına şart olarak gösterildiği için asıl vurgulanan budur diyeceğiz. Cevabımız da ne olacak? Adana olacak diyelim ve gelelim 5. soruya. Bu politikayla İtalyanların aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? Dikkat bak, ne diyor bu politika? Yine metinle alakalı. Yani cevap metinin içinde. İtalyanlar işgal ettikleri bölgelerde bir takım kurumlar açmışlardır. Kurumlar açmışlar bak, dikkat et, bunu genelde yapar sömürge devletleri. Bunların başında İtalyanca eğitim yapan okullar. Neden? Çünkü kendi kültürlerini, kendi dillerini ne yapacaklar? O sömürdükleri ülkede yerleştirecekler. Bulunuyordu. Açılan bu okullarda aynı zamanda Hristiyanlık propagandası da yapılmıştır. İşte bununla ne yapmış olacak? Hem propaganda yapacak, hem onları kendi dinlerine sokmuş olacak, hem de etkilemesi daha kolay hale gelecek ve kendi kültürlerinden, milletlerinden, onları geçmişlerinden koparma amacıyla düşünebilirsiniz bunu. Çünkü bir milletin elinden dilini, dinini alırsanız onu ne yapmış olursunuz? Hem bölmüş olursunuz, hem geçmişini unutturmuş olursunuz, hem de artık istediğiniz gibi kullanır hale getirebilirsiniz. Bunun yanında Anadolu sahilleriyle işgalleri altındaki Rodos ve 12 adaya gemi seferleri düzenlemişlerdir. Kendi ülkelerinden oraya gemi seferleri düzenliyorlar. Dolayısıyla burada ne olmuş oluyor? Hem kendi sömürgelerine buradaki insanları götürüyorlar. Dolayısıyla kendi kültürlerini tanıtıyorlar. Hem ne yapmış oluyorlar? İnsanları kendilerine özendirmiş hale getiriyorlar. Hemen bakalım. Son cümleye bile kalmıyor cevap aslında. Ekonomik kalkınmayı sağlamak değil, İtalyan kültür ve inancını yaymak, zaten bahsettiğimiz tamamen buydu. Eğitim kurumlarını çağdaşlaştırmak değil,
Ulaşım ve haberleşmeyi geliştirmek yine aynı şekilde değil arkadaşlar. Cevabımızın B olduğu açık şekilde ortadadır. Metni okuduğumuzda cevabı bulmak mümkün. Evet, bu da son sorumuzdu. Selam arkadaşlar, Çınar Akademi olarak yeni bir derste yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda MEB'in Nisan ayı için yayınladığı ikinci örnek sorulardan din kültürü sorularını çözeceğiz. Bugünün tarihi, bugün yayınlandı, 22.04.2020'de. Vakit kaybetmeden hemen ilk soruyla başlayalım. Gördüğünüz gibi buna göre salgın hastalık yaşayan bir toplumda aşağıdakilerden hangisini yapmak sadaka-i cariye kapsamında değerlendirilir? Yukarıda sadaka-i cariyenin tanımı verilmiş. Aslında burada sizden bir metinden çıkarım yapmanız istenmektedir. Ona göre değerlendirmeniz lazım bu soruyu. Sadaka-i cariye nedir? Tanımını yapmış. İnsana öldükten sonra da sevap kazandıran amellere verilen isimdir. Bu bir tanım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri kapanır. Gördüğünüz gibi sadaka-i cariye örnek verilecek burada bu hadis-i şerifte. Kalıcı hayır işleri. Bunlar ne olabilir? Mesela bir hastane yaptırırsın, bir aşevi açarsın gibi gibi bunları sayabilirsiniz. Faydan alınan ilim, bir kitap yazarsın, bir konuda bir çalışma yaparsın ve bunu insanların faydasına sunarsın gibi gibi. Ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Aynı şekilde Allah herkese böyle olmayı nasip etsin. Hayırlı bir evlat olmayı. Bakalım biz aşağıda hangisini buna göre değerlendireceğiz. Hastalığa karşı ilaç geliştirmek. Burada önemli olan mesele sadaka-i cariyede burada bir ayrıntı daha söyleyelim. Geleceğe yönelik bir durum olması lazım. Gördüğünüz gibi kapatmayan, amel defterini kapatmayan bütün buradaki ameller ileriye dönük amellerdir. Yani sadece yapıldığı zamana değil de kendisinden sonraki zamana da dönük bir amel olması lazım. Aynı şekilde hayırlı işlerde bunu görüyoruz. Faydalanılan ilimde bunu görüyoruz. Yani kitap sadece yazıldığı gün insanlara fayda sağlamayacak. Bunun devamında bu kitap var olduğu sürece insanların faydalanacağı bir ilim olarak herkesin önünde duracak. Aynı şekilde hayırlı evlat da kendisinden sonra devam edecek, onun ömrü devam ederse eğer, o insan için edeceği dualarda ne yapmış olacak? Kendisine dua etmesiyle amel defterini kapatmayan bir amel olacak. Burada önemli olan mesele geleceğe dönük bir iş olması. Bunu vurgulayalım, şıklarda da bunu arayalım. Hastalığa karşı ilaç geliştirmek. Hemen gördüğünüz gibi burada hem güncel bir soru olmuş aynı zamanda. Hastalığa karşı ilaç geliştirdiğiniz zaman aslında ilacı bulduğunuz gün hem insanlara fayda sağlarsınız hem de o ilaç bulunduktan sonra daha sonra bu hastalığa yakalanma ihtimali olan herkes için de bu faydayı sağlamış olursunuz. Dolayısıyla amel defterinizi kapatmayacak bir amel işlemiş olursunuz. Hastaların iyileşmesi için dua edebilirsiniz. Evet. Ancak burada sizinle birlikte kesilecek bir ibadet ya da bir amel olarak düşünebilirsiniz bunu. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmak, tamam, o gıda yardımını yaptın ama orada bitecek, o yedi bitti. Devletçe alınan tedbir ve kararlara uymak da aynı şekilde, o karar zamanında ona uymak aynı şekilde düşünülebilir. Ancak burada şöyle bir şey de var. Bu bir zorunluluktur. Toplumsal bir görev olarak düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bunun evet dinen de belki uyulması gereken kural olarak da düşünebilirsiniz. Ama bu da o zamanda yaptın ve bitti. Ama burada dikkat edeceğiniz mesele yaptığınız işin ileriye dönük sonuçlarının devam ediyor olması. Bu da aynı şekilde sonuçlarının ve yararlarının. Cevap Adana. Kolay bir soruydu. Biraz açıklayalım. Böyle güncel soruların gelme ihtimali de yüksek. Hatırlatalım. Gelelim ikinci soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kadir Sami Bey'in zekatını verdiği mallardan biri olamaz? Burada zekatla ilgili bir soru görüyoruz. Hepinizin malumu bununla ilgili soru çıkacak. Birinci dönem konularının içinde. Kadir Sami Bey ihtiyaç sahibi kimselere, evet, sahip olduğu mallardan 40'ta 1, %25 yani oranında vererek zekat verecekmiş. Vererek zekat ibadetini yerine getirmiştir. Şimdi buradan dikkat edeceğiniz şey, zekat ibadetinin yapıldığı sırada hangi malın zekatı verilecekse sahip olunan şeye göre oranların değiştiği. Burada hatırlarsanız eğer para, altın, şöyle yazalım, para, altın, gümüş, ticaret mallarından eğer zekat veriyorsanız 40'ta 1 vereceksiniz. İşte siz aşağıda bunları arayacaksınız. Altın bunlardan biridir, 40'ta 1 oranında verilir. Para bunlardan biridir, evet, 40'ta 1 oranında. Burada dikkat edeceğiniz bir şey daha var arkadaşlar. Koyun gibi hayvanlardan, keçi gibi küçük baş hayvanlardan 40 tane de bir vermeniz lazım aynı şekilde. Ancak bu inek, manda ve benzeri büyük başa döndüğünde 30'da 1 oranına dönüyor. Şöyle yapalım, yanlış yazdık. 30'da 1 oranına dönüyor arkadaşlar. Bunu hatırlatmış olalım. Bunun yanında da tahıl benzeri ürünlerden de, yani yetiştirilen ürünlerden de, tarım ürünlerinden de verilebilir. Bunda da verildiğinde arkadaşlar oranımız şudur. 10'da 1'dir.
Bunu hatırlatalım. Yani buğday yetiştirdin, onda birini vereceksin. Ne diyelim, arpa yetiştirdin, onda birini vereceksin. Meyve yetiştirdin, onda birinin zekatını vermen lazım. Burada mesele hangi ürünlerden, hangi sahip olunan mallardan kaçta kaç oranında zekat verileceğini bilmeniz lazım. Ki bu sınırlı sayıdaki konulardan biri olduğu için mutlaka bunun üstüne düşün. Ayrıntı olarak karşınıza gelebilir diyelim ve bu soruyu da bu şekilde halletmiş olalım. Hatırlatalım, koyun ve keçiden 1/40, paradan aynı şekilde 1/40, altın ve gümüşten ticaret mallarından 1/40 olarak bunun hatırlatmasını yapmış olalım. Gelelim 3. soruya, ne istemiş? Hazreti Şuayb aleyhisselam bu ayetteki sözleri İslam'ın dinin, malın, canın korunması ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? Burada yapacağınız iş aslında normal bir paragraf sorusu gözüyle bakmak buna. Buradaki metinden bunlarla alakalı ne var ne yok çıkarım yapmanız gerekmekte. Hemen okuyalım. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Dikkat, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Şimdi burada neyi koruyorsunuz arkadaşlar? Aslına bakarsanız dinin özüdür. Allah'tan başka hiç kimseyi, hiçbir varlığı ilah olarak kabul etmemek. Dolayısıyla burada dinin korunması olarak değerlendirebileceğimiz bir husus var. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir dediğinde yine aynı şekilde gelen oradaki ayetler ve delillerin tamamını ne sayabilirsiniz? Yine dinin korunması olarak düşünebilirsiniz. Ve onun özelinde, konu özeli nelermiş bunlar? Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin denildiğinde de burada neyin korunmasını görebiliyoruz? Malın korunmasını görebiliyoruz. Ölçü, tartı birimi olarak düşün bunu arkadaşlar. Aynı şekilde ölçü birimi olarak da mesela metre kumaş da düşünebilirsiniz. Bu halkın yaptığı işlerden biri buydu. Kendilerine tarttıkları, biçtikleri zaman ölçüyü ve tartıyı tam yapmaları, başkalarına yaptıkları zaman ölçüden ve tartıdan çalmalarıydı. Zaten helak olmalarının sebeplerinden biri de buydu diyelim ve 1 ve 2'nin ne olduğunu görelim arkadaşlar. Cevap olarak karşımıza çıktığını görelim. Neden? Çünkü canın korunmasıyla alakalı burada herhangi bir durum, herhangi bir anahtar kelime görmüyoruz. O zaman cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak, işaretleyeceğiz ve 4. soruya geçeceğiz. Bakalım bizden ne istemiş? Verilen ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Yine aynı şekilde aslında belki okuduğunuz metni anlayarak ve aşağıdaki bazı kelimelerin tanımlarını da bilerek, ki bilmeniz lazım burada, teknik kelimeler var burada, bunları bilerek cevabı bulabilirsiniz. Külli irade biliyorsunuz her iradenin üstündeki Allah'ın iradesidir. Tevekkül Allah'a dayanıp güvenme. Sorumluluk insanın yaptığı amellerden sorumlu olması. Cüzi irade de insana verilen tercih kısmıdır. O külli iradenin içindeki cüzi irade, yani insanın seçebilecekleridir. Zaten bunlardan da ne oluyor? Kendisi sorumlu tutuluyor. Hemen bakalım. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Şimdi bakın, burada sorguya çekileceksinizden ne çıkarabilirsiniz? Yaptığından sen sorumlusun. Bunu çıkarabiliriz. Dolayısıyla sorumluluğu burada ne yaptık? Eledik. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Burada ne verdi bana? Tercih hakkı verdi. Yani insana tercih hakkı verdi. Cüz-i irade için ne demiştik biraz önce? İnsanın sahip olduğu o tercih yapabilme iradesidir, ihtiyarıdır. Yani isteyerek yapma meselesidir. Dolayısıyla bunu da elemiş olduk. Devam edelim. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Dediğinde burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, ol der olur kudreti burada görebilirsiniz. Yani güç olarak değerlendirebilirsiniz. Aşağıda bunu görmüyoruz. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. İrade onundur. Tercih onundur. İstediği hükmü verir. Dolayısıyla her şeydeki hüküm ona ait olduğu için külli irade diyebiliriz. Aynı şekilde burada kudret var. Yani yaratma gücü olarak düşündüğünüzde bunun yanında yaratıp yaratmamayı isteme, neyin nasıl olacağını isteme anlamında da yine külli irade diyebilirsiniz. Her şeyin üstündeki irade sahibi odur. Tercih sahibi, ihtiyar sahibi sadece odur. Dolayısıyla işte bu iradeyi de onun içine oradan bağlantı yapabilirsiniz. Ama burada kesinlikle ve kesinlikle olmayan seçenek B'dir. Herhangi bir tevekkül görmüyoruz arkadaşlar. Allah'a dayanıp güvenmeyi anlatan bir çıkarım yapamıyoruz. İlişkilendirmeyi yapamıyoruz. Zaten ilişkilendirme dediğinde burada hani ilişkilendirebilirsiniz. Birkaç tanesini birbiriyle ilişkilendirebilirsiniz. Örnek, sorguya çekilmeyi de cüz-i irade ile ilişkilendirebilirsiniz. Çünkü sorguya çekilmesi için bir tercih, bir irade göstermesi lazım. Yoksa böyle bir irade gösteremeyenlerin sorguya çekilmesi zaten yanlış olacaktır. Diyelim, gelelim son soruya. 5. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
toplumsal yasalar kapsamında değerlendirilemez. Toplumsal yasalar, biyolojik yasalar, fiziksel yasalar, hatırlayın. Örnek sorularda da, bu verilen çalışma sorularında da bunlarla ilgili sorular vardı. Zaten konu darlığından bunların etrafında dönüyor sorular gördüğünüz gibi. Bunlara yakın soruların çıkma ihtimali olduğunu hatırlatalım ve sorumuzu çözelim. Toplumsal yasalar neymiş? Toplumun huzur ve barışını sağlamak, fertlerin güven içinde mutlu bir şekilde yaşamalarını ortam hazırlamak için konmuş kurallar, kalıcı değer ve ilkelerdir. Bunlar insan ve insan ilişkisini ilgilendirdiği için buna göre değerlendireceksiniz arkadaşlar. İşin içinde hem insanı hem de toplumu göreceksiniz. Kul hakkına riayet etmek. İnsanlar birbirlerinin hakkına riayet ederse toplumsal kuralları aslında yerine getirmiş olurlar. Dolayısıyla bunlar toplumsal yasalar içinde değerlendirilebilir. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek. Yardım ve dayanışma insanlar arasında bağı kuvvetlendireceği için yine aynı şekilde toplumda huzur ve barış sağlanmış olabilir. Olur. Akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurmak yine gördüğünüz gibi insan ve insan ilişkisi olduğu için bu da insanlar arasındaki birlik ve beraberliği, huzuru ve barışı arttıracağı için bu da toplumsal yasalar kapsamında değerlendirilebilir. Ancak buraya geldiğimizde evrenin işleyişi hakkında araştırma yapmak burada aslında fiziksel yasal olarak düşünebilirsiniz ki net bir şekilde zaten insanı görmüyoruz burada. Evrenin genel işleyişi hakkında araştırma yapmak olarak gördüğümüzde burada eğer biyolojik canlılar üzerinde yapıyorsan biyolojik yasalar, evrenin genel işleyişi hakkında yaşıyorsan fiziksel yasal olarak değerlendirebiliriz. Cevabımızın da D olduğu açık ve net bir şekilde karşımızda. Son soruydu bu. Bitirmiş olduk. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yeni derslerde, videolarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Küçük bir hatırlatma. Destek olmak için kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım.